أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Edebül Müfred derslerimizde Faziletli İşler bölümünün son başlığındayız. Babu ma'unetir raculi ahahu. 113. başlık. İnsanın din kardeşine yardım etmesi. An Ebi Zerrin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem qil eyyul a'mali hayrun? Qal imanun billahi ve cihadun fi sebilih. Qil fe eyyul rikabi afdal? Qal aglaha semenen ve enfesuha inde ehliha. Qal eferaeyte illem estati' ba'dal amel? Kusura bakmayın. قال فتعين طائعا او تصنع لاخرقه قال افرايت ان ضعفت قال تدع الناس فانها صدقه تصدق بها على نفسك. 220. hadis-i şerif Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre sahabiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi daha hayırlıdır diye sordular. O da Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Tekrar hangi köleyi azat etmek daha faziletlidir diye sordular. O da bedeli en yüksek ve sahiplerine göre en kıymetli olanı buyurdu. Soru soran sahabi ya bunlardan birini yapamazsam dedi. Allah'ın Resulü de malını kaybedene yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Aynı sahabi ya bunu yapamazsam deyince Fahri Alem Efendimiz insanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir buyurdu. Hadisin açıklaması. Müslüman adeta bir sevap avcısıdır. Ashab-ı kiram efendilerimizin yaptığı gibi hangi hayır ve ibadetlerin daha sevap olduğunu öğrenmeli ve onları yapmaya çalışmalıdır. Şüphesiz en değerli şey iyi bir mümin olmak, yani Allah'a ve iman edilmesi gereken dini esaslara gönülden inanmaktır. Bunun ardından insana en çok sevap kazandıran iş, güzel dinimizi daha çok insanın öğrenmesi için çalışıp çabalamaktır. Hadisten öğrendiklerimiz. 1. Hayır yolları sayılamayacak kadar çoktur. Bunları öğrenmeli, yapabildiği kadarını yapmalıdır. Bakınız siz bugün sohbete geldiniz, hayır yollarını öğrendiniz. Evvela Allah'a iman etmek en hayırlısı ve cihad etmek. Bu en hayırlı, en faziletli yol. Efendim, bundan sonra köleler varsa eğer köleler içerisinde en pahalı olanını ve en kıymetli olanını infak etmek. Eğer bunlardan birisini yapamazsa bir kişi malını kaybedene yardım eder. İşini yapamayanın işini yapmasına yardımcı olur. Bunu da yapamıyorsa o zaman diyor hiç olmazsa insanlara zarar verme. Yani insanlara fayda veremiyorsan en azından zarar verme. Değil mi? Bu da bir iyiliktir. Ya iyiliğin yolları çok. İşte bu ilim yollarıyla, bu sohbetlerle beraber iyiliğin yollarını öğrenmiş oluyoruz. 2. Hadisten neler öğrendik? Hali vakti yerindeyken fakir düşen, utandığı için de derdini ve ihtiyacını kimseye söyleyemeyen insanların derdine merhem olmalıdır. Ha, demek ki bir kişi bir dara düştü ama kimseden de yardım isteyemiyor. Ne yapmalı? Onun halini anlamalı ve ona destek olmalı, ona yardımcı olmalı. Bu da bir iyilik türüdür. 3. Herkesin sanatkar diye bildiği, dolayısıyla kazancının iyi olduğunu sandığı bazı kimselerin işi iyi gitmeyebilir veya bir sebeple işini gerektiği gibi yapamaz. Öyle kimselerin elinden tutmak da büyük sevaptır. Herkes bakıyor diyor ki ya bu adamın işi gücü yerindedir. Bunun efendim malı mülkü yerindedir. Halbuki adam bir sıkıntı içerisinde derdini de insanlara anlatamıyor. Bu kişiye gitmek, yardımcı olmak bu da bir iyilik yoludur. 4. İnsanın kimseye zarar vermemesi de bir hayırdır ve kendine yaptığı iyiliktir. Efendim, eğer insanlara faydalı bir iş yapamıyorsan bari zarar verme. Değil mi? Zarar vermemek de bir tür iyiliktir.
zararı dokunmasındansa değil mi? Zarar vermemesi, bu da bir iyilik türü oluyor. İşte İslam ne kadar güzel. Hadis-i şerifler bize İslam'ı nasıl yaşayacağımızı da, o ahlakı da en güzel şekilde anlatmışız. Şimdi arkadaşlar yeni bir bölüme geldik. Faziletli işler bölümümüzü tamamladık. Başka bir bölüm, dünya ahiret dengesi diye yeni bir bölüme başlıyoruz. Buradaki ilk başlığımız 114. başlık. Babu ehlul ma'rufi fid dunya ehlul ma'rufi fil ahireh. Dünyada iyi diye bilinenler ahirette de öyle bilinecektir. 221. hadis. An Kabisat ibn Burmete el-Esediyyi قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Ashab-ı kiramdan Kabisa bin Bürme el-Esedi şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Şöyle buyurduğunu duydum. Dünyada iyi işler yapanlar ahirette iyilik göreceklerdir. Dünyada kötü işler yapanlar ahirette yaptıkları kötülüğün karşılığını göreceklerdir. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişinin yaptığı iyilikler de hesaba yazılıyor, kötülükler de hesaba yazılıyor. O halde femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah. Kim zerre kadar hayır yaptıysa, iyilik yaptıysa karşılığını ahirette görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim de zerre kadar kötülük yaptıysa, şer yaptıysa ahirette karşılığını görecek. Dolayısıyla bu dünyada aman şundan hakkımı alayım, aman bundan hakkımı alayım, buna gününü göstereceğim, şuna karşılığını vereceğim, o dediği lafın üstüne ben de laf söyleyeceğim, o dediği yaptığı işin üstüne ben de laf yapacağım, gerek yok. Hepsinin vakti gelecek, saati gelecek, zamanı gelecek. Bir şeyleri de Mevla'ya bırakmak lazım. İnsan zayıf. Sen halletmeye kalkarsan sen insansın, zayıf kalırsın, tam halledemezsin. Eksik kalır işin. Ama Mevla'ya bırakırsan o en güzel yoluyla halleder işini. Önemli olan onu havale etmek. İşi tefviz etmek lazım. Mevla'ya vermek lazım. Mevla'ya bırakmak lazım. Ya Rabbi ben işimi göremiyorum. Ben aciz kaldım. Sen bu işi halleyle demek lazım. Ya Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle duası var. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağiz aslih li şe'ni kulleh ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ya hayyu ya kayyum, ey diri olan, ey her şeyi ayakta tutan, hay ve kayyum olan Rabbim. Bi rahmetike estağiz, senin rahmetin ne senden diliyorum. Sana muhtacım. O halde aslih li şe'ni kulleh. İşlerimin tamamını sana havale ettim. Sen işlerimi gör ya Rabbi. Ben beceremedim Allah'ım. Ben yapamadım. Ben aciz kaldım. Sana bırakıyorum. Sen bu işleri gör ya Rabbi. وَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma Allah'ım. Nefsimin dediğini yaparsam zarar ederim. Nefsimin söylediğini yaparsam iş olmaz. Yarım kalır. O yüzden sana bırakıyorum ya Rabbi. Hadisin ravisi. Kabisa bin Bürme el-Esedi, kavminin önde gelen insanlarındandı. Kabilesinin temsilcisi durumundaydı. Küfeli olduğu ve Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ile görüştüğü bilinmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Allah ondan razı olsun. An Harmele tebni Abdillah ennehu haraca hatta eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekâne indehu hatta arafahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَاللّٰهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلْ قَالْ يَا حَرْمَلَةُ اِئْتِ الْمَعْرُوفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَإِذَا هُمَا لَمْ يَدَعَا شَيْئًا.
222. hadis, ashab-ı kiramdan Harmele bin Abdillah radıyallahu anh'ın anlattığına göre, o bir gün kendi kafilesinden ayrılıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Daha önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip gittiği için Allah'ın elçisi onu tanırdı. Bundan sonrasını Harmele şöyle anlattı. Resul-i Ekrem Efendimiz kalkıp gidince kendi kendime vallahi dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrenmek için onun yanına geleceğim. Öyle de yaptım. Yürüyerek Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldim ve kendisine ya Resulallah bana ne yapmamı emredersin diye sordum. Şöyle buyurdu. Ey Harmele, iyilik yap, kötülük yapmaktan sakın. Sonra oradan ayrılıp kafilemin yanına döndüm. Daha sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Ona daha yakın bir yere oturdum. Yine kendisine ya Resulallah bana ne yapmamı emredersin diye sordum. Şöyle buyurdu. Ey Harmele, iyilik yap, kötülük yapmaktan sakın. İnsanların yanından ayrılıp gittiğin zaman onların senin hakkında ne söylemelerini duymaktan memnun olacaksan onu yap. İnsanların yanından ayrılıp gittiğin zaman onların senin hakkında ne söylemelerini istemezsen onu da yapmaktan sakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından ayrılıp kafilemin yanına dönünce düşündüm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesi her şeyi içine alan son derece kapsamlı bir sözdü. İnsanların seni nasıl anmasını istersin? Öyle ol. Ya bu adam çok iyi bir insandır. Namazlı, abdestlidir. Kur'an okur. Tesettürlüdür. Ahlaklıdır. Bu adam evine, yuvasına bakar. Bu kadın kocasına karşı itaatlidir, saygılıdır. Efendim bu evlatlarına iyilikle muamele eder. Efendim bu kişi annesine, babasına saygı gösterir. Arkadaşlarına vefalıdır, sevgilidir, paylaşmayı sever, cömerttir. Senden böyle bahsedilmesini istersin değil mi? O zaman sen de böyle ol. Bu affedicidir. Efendim bu insanların hatalarının üstünü örten kişidir. Böyle bahsedilmesini istiyorsan ne yapman lazım? Böyle amel etmen lazım. Nasıl bahsedilmesini istemezsin? Bu ne kötü bir adamdır ya, bu yalancıdır. Efendim bu insanların içerisinde bana kötü söz söyleyendir, cimridir, saygısızdır, sevgisizdir, paylaşmayı sevmez. Bunların söylenmesini istemezsin değil mi? O zaman bunları yapma. 223. hadis. An Selman ennehu kal inne ehlel ma'rufi fid dunya hum ehlul ma'rufi fil ahireh. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle dedi. Dünyada iyi işler yapanlar ahirette iyilik göreceklerdir. Kim ne ekerse onu biçecek arkadaşlar. Ya şimdi 2013 yılında bir köye imam olarak gittim. İşte o zaman İstanbul'da herhalde 13-15 milyon insan yaşıyordu ortalama. 15 milyonluk İstanbul'dan çıktık. Efendim 300 kişilik köye gittik. Tabii zor, kolay değil köy şartları. Neyse köylülerin de bayağı bir tarlaları var. Araziler çok böyle gözün olabildiğine. Kimisinin 20 dönüm, kimisinin 50 dönüm, kimisinin 100 dönüm arsaları var, arazileri var. Ayçiçek tarlaları var, mısır tarlaları var. Münbit araziler, sebzeler, meyveler, üzüm bağları maşallah. Orada dediler ki bir gün beni götürdüler o tarlaların olduğu yere. Hocam dediler burada bizim dediler imama ayırdığımız yer var. Şu gördüğün bir dönümlük yeri sana ayırdık. İçinde bir tane kiraz ağacı, 300-400 metre bir üzüm bağı, kalanında da ekilecek yer var. Sen dediler burayı ek biç, buradan bir şeyler evine götürürsün, faydalanırsın. Bilmiyorlar ki ben İstanbul'da doğmuş büyümüşüm. Ne kazma kürek bilirim, ne tohum ekmeği bilirim. Hiçbirinden haberim yok. Neyse, gel zaman git zaman bunlar işte havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacağı zamanlar gidiyorlar. Önce kışın toprakları kazıyorlar, havalandırıyorlar. Sonra gidiyorlar tohum ekiyorlar, gidiyorlar suluyorlar. Sürekli gidiyorlar geliyorlar. Ben de onların yanına gidiyorum. Köyde 3 tane köy kahvesi var. Bir tane de affedersiniz içki içilen bir yer var oraya meyhane diyorlar. 300 kişilik köyde 3 kahve bir meyhane var yani. Düşünün. Müşterileri de bol.
Tıka basa dolu. Benim camide de kimse yok. Öğlen 5-6 kişi, efendim akşam 1-2 kişi, yatsıda 7-8 kişi. Sabah namazında bir kişi oluyordu. Bir ara baktım ikinci kişi gelmeye başladı. Meğerse o da beni takip etmeye gelmeye başlamış ikincisi. Hoca sabah namazlarında geliyor mu gelmiyor mu diye. Neyse böyle bir ortamdayız. Tabii insanların yanına gidiyoruz. Onlar gelmeyince ben gidiyorum. Ne yapayım? Onlar gelmiyor. O köyde görevli benim. Peygamber Aleyhisselam'ın makamını biz temsil ediyoruz. Layık olmasak da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem olsa ne yapacaktı? Onlara tebliğ edecekti. Biz gideceğiz. Müftü yok orada. Biz varız. İmamız. Gideceğiz yani. Baktım bunlar gelmiyor. Benim gitmem lazım. Kahvelere gidiyorum. Dolaşıyorum teker teker. Traktörle hocam diyor gideceğim diyor. Tarlaya gidiyorum. Geliyor mu? Biniyorum traktörü tarlaya gidiyorum. O bizim bağında işte budama yapıyor. Ben de orada anlatıyorum bir şeyler falan filan. Neyse böyle zaman geldi geçti. Bir baktım aradan 5-6 ay geçince bunların tarlalarda, bağlarda üzümler olmuş, mısırlar olmuş, buğdaylar olmuş, sebzeler, meyveler böyle müthiş. Bu arsaların içinde bir tane yer var. Böyle bildiğin bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diyor ya atalar. O atasözünü orada gördüm. İnsan boyu otlar var. Üzüm bağlarında öbürlerinin salkım salkım üzüm var. Ama buradaki bağda hiçbir üzüm yok. Çer çöp. Çıkanlar da işe yaramaz. Kimin yeri burası? Hocanın yeri. Tembel imamın yeri burası. Bir gün bir tanesi dedi ki, ya hoca dedi sen çok kalpazansın dedi. Allah Allah, bismillah dedim, ne oluyoruz? Misafirlerim de var o gün. Kolay sanıyorsun değil mi bu hocalığı? Oradan bakıyorsun. Okuyor işte. Ben de olsam orada okurum falan. Kalpazan deyince bir durdum, bismillah dedim. Yanımdaki hoca arkadaşlarından biri de tecrübeli bizden eski. Hocam dedi, buralarda dedi bağ bahçe işi yapmayana kalpazan derler. Yanlış anlama dedi. Kalpazan normalde sahtekar demek benim bildiğim. Sahte para basan adama kalpazan derler. Değil mi? Biz böyle biliyoruz. Ya hocalık yapacaksan peygamber gibi sabrın olacak kardeşim. Peygamber kadar olamaz ama en azından onun gibi olacak. Yoksa iş kolay değil. Neyse hoca dedi kalpazan, sen çok kalpazansın dedim. Niye dedim? Ya dedi sen dedi hiç dedi bağ bahçe işi yapmıyorsun. Tarlada abi dedim ben üniversite okuyorum dedim. Evde dedim bu kadar boyun kadar senin kitaplar var. Olmaz diyor onlar, o iş değil diyor. Sen diyor tarla yani tarlada çalışmadıktan sonra profesör olsan orada kalpazan diyorlar adama. Neyse ben tabii bağ bahçede işim yok, benim işim insanlarla, zaten oradaki vaktim belli. İstiyorum ki bulunduğum vakitte bir ayet, bir hadis, biri namaza başlasın, biri tevbe etsin, bir tane çocuk gelsin, Kur'an okusun. Bizim derdimiz bu. Sonra o hocanın tarlası hiçbir şey yok. Üzüm bağlarında bir şey yok. Efendim insan kadar otlar var. Bir gün böyle kandil gecesi zor bela topladım onları. Günlerce anlattım. Gelin camiye gelin, hadi program yapacağız, kandil programı yapacağız. Ama nasıl zorlanıyorum bir görseniz. Neyse kandil akşamı oldu. İşte şerefede, minaredeki ışıkları falan açtım. Yine gelen giden yok. Baktım olmayacak, gittim kahveye. Dedim ne yapıyorsunuz burada siz? Şaşırdılar. Ulan dediler hocayı da delirttik herhalde. Ya hocam geliyoruz falan. E dedim gelin de. Gündüz size haber verdim. Günlerdir anlatıyorum. Hadi senede bir zaten kandile geleceksiniz. Gelin şu camiye. Camiye geldiler. Hazır onları bulmuşum. Senede birkaç sefer vaaz edebiliyorum. Böyle her hafta cemaat yok ki. Nerede bulacağım? Şimdi diyorsunuz ki siz ya sohbette de kimse yoktu, azdı falan. Bana göre çok bile yani elhamdülillah. Allah'a şükür. Hamdolsun. Neyse dedim ki cemaat dedim bakın dedim şimdi şu tarlaların durumunu görüyorsunuz. Benim tarlanın halini biliyorsunuz. Şimdi ben bu tarlaların ortasına geçsem, kendi yerime geçsem desem ki Allah'ım ya Rabbi sen bu kullarına bu nimetleri verdin. Bu üzüm bağlarında salkım salkım üzümler verdin. Sebzeler, meyveler verdin. Bunlara mısırlar, buğdaylar verdin de bana niye vermedin ya Rabbi desem. Ne dersiniz? Ya hoca senin aklın mı yok? Sen ekmedin ki biçesin. Çalışmadın ki. Buraya vakit ayırmadın ki. İşte yarın ahirette de böyle olacak. Burada ekmeyenler orada biçemeyecekler. Burada kötü olanlar orada da cehennemde ateşte yanacaklar, kötülük içinde olacaklar. Ama burada tüm kötülüklere rağmen iyi olanlar orada iyilerden olacaklar. Orada iyilik içinde olacaklar.
Peki şimdi bu dünyada sabretsen sabretsen 70 sene sabrediyorsun değil mi? Kötü olmamak için, ev sahibine kötülük yapmamak için, kiracıya zulmetmemek için, bir Müslümana eziyet etmemek için, kul hakkı yememek için, kamu hakkı yememek için, zinadan uzak durmak için, faizden, kumardan uzak durmak için ne kadar sabredeceksin? 70 sene sabret nefsine karşı. Peki karşılığında ne kadar kazanacaksın? Ebedi hayatı kazanacaksın. Değmez mi? Değer. Ne güzel ticarettir. Evet. Demek ki dünyada iyilik yapan ahirette iyilik görür. Dünyada kötülük yapan ahirette kötülük görür. Herkes yaptığının karşılığını alacak. İki, insanların yanından ayrıldığımızda hakkımızda iyi şeyler söylemelerini isteriz. Bu sebeple biz de daima iyilik yapmalı, kötülük yapmaktan kaçınmalıyız. Evet. Yeni bir başlığa geldik arkadaşlar. 115. başlık. Bâbu inne kulle ma'rufin sadakatun. Her iyilik bir sadakadır. An Cabir ibn Abdillah ani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal kullu ma'rufin sadakatun. Çok kısa, öz bir hadis arkadaşlar. Manası derin. Bu hadis-i şerifi ezberlemenizi tavsiye ederim. Kullu ma'rufin sadakatun. Üç tane kelime. Kullu ma'rufin sadakatun. Kolay mı? Kolay. Ben okuyayım, siz tekrar ediniz. Kullu ma'rufin sadakatun. Kullu ma'rufin sadakatun. Kullu ma'rufin sadakatun. Söylemeyenler var gibi sanki. Gözümden kaçmıyor ha. Herkes söyleyecek. Kullu ma'rufin sadakatun. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Söyleyiniz. Her iyilik sadakadır. Her iyilik sadakadır. Her iyilik sadakadır. Kullu ma'rufin sadakatun. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Her iyilik sadakadır. Güzel. Kim okuyacak ezbere? Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Pas geçelim. Tamam, sonunda geleceğiz. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik sadakadır. Bak ne kadar kolay ya. Bir hadis ezberlediniz. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği gibi. Kullu ma'rufin sadakatun. Hani bazı Arapça düşmanları var ya. Yolda tabelaları söküyorlar, Arapça tabelaları söküyorlar. İngilizce tabelayı sökmüyor. Fars, Fransızca tabelayı sökmüyor. He? Ama Arapça tabela olduğu zaman söküyor. Irkçılık yapıyor. Ne kadar çirkin bir şey ya. Ne kadar ahlaksızlık. Ne kadar gerici bir kafa, yovaz bir kafa, örümcek kafası ya. Bak bu Arapça Peygamber Aleyhisselam'ın dildir değil mi? Kullu ma'rufin sadakatun. Peygamberimiz Aleyhisselam bizzat bu kelimeleri söyledi. Şimdi Türkçesini öğreniyoruz, tamam. Her iyilik sadakadır. Ama Efendimiz Aleyhisselam bunu her iyilik sadakadır demedi. Ne dedi? Kullu ma'rufin sadakatun. Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından çıkan kelimeleri sen de kullanıyorsun. Ne kadar güzel. Bunun maneviyatını başka bir dilde bulabilir misin? Bulamaz. Evet, dilimizle anlayacağız. Bak ben hepsini açıklıyorum tek tek size. Ama bu Arapçalarından da nasiplenin, ezberleyin. Bereketli olur ve akılda kalıcı olur. Kullu ma'rufin sadakatun. Söyleyin. Kullu ma'rufin sadakadır. Her iyilik sadakadır. Her iyilik sadakadır. Ne kadar? Böyle küçük hadisler var. Bunlar et tebessümü sadakatun. Tebessüm etmek sadakadır. Bak ne kadar kolay. İki kelimelik hadisler var. Bunlardan mutlaka cebinizde olsun. Lazım olacak. Değil mi? Sokakta, yolda, iş yerinde. Her zaman lazım bu hadisler. El-İslamu husnul huluk. Üç kelime. İslam güzel ahlaktır. Bitti. El-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. Ya. Ne kadar güzel. Evet. Oku bakalım Erdal abi. Kullu ma'rufi sadakatun. Her iyilik sadakatun. Sen zaten Arapçayı biliyorsun bir parça. Allah'ın izniyle. Kullu ma'rufi sadakatun. Her iyilik sadakatun. Sen. Kullu ma'rufi sadakatun. Her iyilik sadakatun. Sen aynı da çıkartıyorsun ha. Ma'rufin. Güzel. Kullu ma'rufin sadakatun, her iyilik sadakatun. Sen. Kullu ma'rufin sadakatun, her iyilik sadakatun.
Mehmet abi sana okutmayacağım, saklanma, tamam. Yani Mehmet abi ezildi, büzüldü, minberin içine girdi böyle. Yavaş yavaş, az daha çıkacaktı yukarı. Evet, güzel. Okumak isteyen okuyabilir. Mehmet abi okumak istersen dinleriz yani. Sen dinleyicisin. Güzel. Maşallah. Bak işte bugünün kârı elhamdülillah. Bir hadis ezberledik. Hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle. Elhamdülillah. 225. hadis-i şerif. An Ebi Musa قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإن له صدقة. Ne kadar güzel bir dinimiz var ya. Bak şimdi ne güzellikler var. 225. hadis-i şerif. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Ashab-ı kiram sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Eliyle çalışıp kazanır, böylece hem kendine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Sadaka Allah yolunda para vermek, iyilik yapmak. Şimdi zengin veriyor tamam ama parası yoksa çalışır. Hem çalışmış olur, kendine kazanç elde eder, hem de çalıştığından bir parça da sadaka verir. Tamam. Buna gücü yetmezse veya bunu yapmazsa dediler, darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Değil mi? Yoldan bir şey taşınacak, yardım edersin. Pazardan dönüşte bir teyze, bir amca, ona yardım edersin. Ya bir şeye gücü yeter yani, bir faydan olur birisine. Birisi der ki yardım edin der, ona yardım edersin. Yolda birisi arabası yok, onu alırsın, bir yerden bir yere götürürsün. Sohbete geldin, sohbet dönüşü arkadaşlarından birini evine bırakırsın. İşte bak burada sohbet yapılıyor, arkadaşlar hizmet ediyorlar. Kimi çay getiriyor, kimi efendim işte çorba getiriyor, kimi bak buradan işte video çekiyor, bedava fotoğraf çekiyor. Değil mi? Bunlar da hep bir hizmetin bir parçası. Bak bu da bir sadaka demek ki. Elhamdülillah, her şey para demek değil ki yani. Buna da gücü yetmezse dediler, iyilik yapmayı tavsiye eder buyurdu. İyiliği anlatmak. Kardeşim namaz kıl, abdest al, zekat ver, hacca git, doğru sözlü ol. İyiliği tavsiye etmek. Ya bunu da yapamazsa? Bunu da yapamıyor, gücü yetmiyor yani. Bunu anlatacak bilgisi yok, söyleyemiyor, çekiniyor, utanıyor. O zaman kötülük yapmaktan uzak dursun. Bu da onun için sadakadır. Allah Allah. Demek ki sıfır olunca zararsız eleman, yani bir olamıyorsan, üç beş olamıyorsan, hiç olmazsa sıfır ol. Eksi olma yani. Eksiye düşme. Sıfırda kal. Kimseye zarar verme. Bu bile bir sadaka. Değil mi? Şimdi bir adam düşün ki toplumda birine zarar verse, polis gidecek oraya. Polis arabası gidecek. Ha? Bu bir masraf değil mi? Devletin gücü yani. Savcılığa gitti. Böyle belalı adamlar var yani. Oturduğun yerden başına bela oluyor senin, değil mi? Belalı adam. Her yere bir bela oluyor, musibet oluyor. Devletin savcısı çalışıyor, hakimi çalışıyor, hapishane çalışıyor. Bak ne kadar zarar etti, değil mi? Tüm topluma zarar. Hapise giriyor, orada ona bakılması lazım. Ne kadar çok zararlar oldu. Yakıyorlar, yıkıyorlar ortalığı. Hele bu futbol için, maç için neler yapıyorlar? Yolları yakıyorlar, yıkıyorlar. Otobüs duraklarına zarar verdiler, polis arabalarına zarar verdiler. Ya bak ne kadar topluma zarar, ülkeye zarar, değil mi? İşte güya toplanacağız, toplu hareket edeceğiz diye çıkıyorlar yollara, yolları, sokakları dağıtıyorlar, taşkınlık yapıyorlar. Efendim protesto yapacağız diye devletin malına zarar veriyorlar. Bak gördün mü nasıl zarar? İşte bunu yapma, evinde otur ya da yolda yürürken insanlara zarar verme. Zarar vermemen bile, bu bile bir fayda. Adam sigara içiyor, yolda izmaritini yola atıyor. Bak zarar verdi. Yolda giderken affedersiniz tükürüyor yere, yolun ortasına. Bak zarar verdi millete, değil mi? Kötülük yaptı, pislik yaptı, çöp attı yola. Bu bile bir zarar. Bunu yapmadığı zaman işte insanların çöpçü onu gidip almakla yorulmayacak, yol pis olmayacak. Bu bile bir fayda. Demek ki iyilik de yapamıyorsan hiç olmazsa kötülük yapma. Bu bile bir sadakaymış. عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
eyyul ameli efdal? Kal imanun billah ve cihadun fi sabili. Kal fe eyyul rikabi efdal? Kal aglaha thamanan ve anfasuha inde ehliha. Kal erayete illa mef'al? Kal tu'inu da'i'an ev tasna'u li ahraqah. قال أرأيت إن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. Bu hadis zaten 220 numarada geçen hadisin benzeriydi. عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة قيل في شهوته صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. Çok dehşet bir hadis-i şerif. Acayip bir hadis-i şerif. Bak şimdi ne manalar var. Ne ilimler var. 227. hadis-i şerif. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, zenginler bütün sevapları alıp götürdüler. Bize bir şey bırakmadılar. Zira onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Ayrıca mallarının fazlasından sadaka veriyorlar. Bizim durumumuz ne olacak diye sordular. Şimdi zengin sahabe var, fakir sahabe var. Hepsi namaz kılıyor, hepsi oruç tutuyor. Efendim, değil mi? Ama zenginler ayrıca ne yapıyorlar? Bir de sadaka veriyorlar. Daha çok kazandılar diyor sahabe-i kiram. Görüyor musun ya sahabe-i kiram? Onların malına göz dikmiyor ha. Çok ince bir nokta. Çok ince. Onların malına göz dikmiyor. Sadece onların mallarından verdikleri sadakaya özeniyorlar. Evet. Hani hasedi okuduk ya geçen hafta pazartesi dersimizde bu hafta. Haset yok. Nerede vardı? Sadece iki yerde. Bir, İlmi var, o ilmiyle insanlara faydalı oluyor. İlmiyle amel ediyor, bu kişiye gıpta edilir. Kıskanmak, gıpta etmek anlamında. İkincisi de parası var, Allah yolunda harcıyor. O Allah yolunda harcayana gıpta edilir. Ama onun bindiği arabaya değil, oturduğu evine değil, malına mülküne değil. Sadece Allah yolunda harcamasına gıpta edilir. Ne acayip bir şey. Şimdi sahabe-i kiram da sadece onların o sadaka vermelerine gıpta ediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allah Teala size sadaka verme imkanı bağışlamadı mı sanıyorsunuz? Her Sübhanallah demek sadakadır. Her Elhamdülillah demek sadakadır. Hatta eşinizle yatmanız bile sadakadır. Allahu Ekber. Bir insanın hanımıyla, bir kadının kocasıyla, nikahlısıyla yatması bile sadaka. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, cinsel arzusunu tatmin eden birine bundan dolayı sevap mı var denildi. Allah'ın Resulü şöyle cevap verdi. Bir kimse bu ihtiyacını haram yoldan giderseydi günah işlemiş olmayacak mıydı? İşte bundan dolayı insanın cinsel ihtiyacını helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır. Ya evlilik ne kadar bereketli. Ne kadar güzel. İnsan harama gitse, zinaya gitse hayatı bitti. Hayatı kaydı adeta. Niye? Namusunu kirletti. Erkek de olsa, kadın da olsa fark etmez. Şimdi toplumda yanlış bir algı var. Kadın zina yaptığı zaman namusu kirlendi diyorlar. Ama erkek zina yaptığı zaman erkek adam canım. O kadar da olacak diyorlar. Haşa, Allah muhafaza eylesin. Kadının da namuslusu vardır. Erkeğin de namuslusu vardır. Kadının da iffetlisi vardır. Erkeğin de iffetlisi vardır. Rabbim hepimize iffetimizi korumayı nasip eylesin. Gençlerimize, ailemize, evlatlarımıza iffetlerini korumayı nasip eylesin. Ya kardeşlerim. Şimdi diyor ki işte insanın iffetini koruyup da helaliyle beraber olması, sadece nikahlısıyla beraber olması bu bile sadaka ya. Yani hem kendisi keyif alıyor bundan, zevk alıyor değil mi? Bedeninin, nefsinin bir ihtiyacını gideriyor. Hem de sevap kazanıyor. Ama zina etseydi ömür boyu pişmanlık. Allah'ın vurduğu mührü Allah'ın yasakladığı bir şekilde açmak. Ömür boyu pişmanlık. Ömür boyu kirlenmişlik hissi.
Tabi tevbesi yok mu? Var. Her şeyin tevbesi var. Tevbe geriyi siler. Ama tabi o tertemiz olmak. Bir araba düşünün, orijinal bir araba. 0 kilometre. Hiç el değmemiş, tornavida dokunulmamış bir araba. Şimdi bu çok kıymetlidir değil mi? Ama o arabaya bir kere motor el değdi mi, bir kere vidaları açıldı mı, orijinalliği ne oldu? Kayıp. Cep telefonu. Orijinal diyor. Bak şimdi. Diyorsun ki, ambalajını açtım. Ambalajını açtım. Vazgeçtim o anda. Sadece ambalajını açtım. Kutunun içini bile açmadım. O sıfır gibi oluyor mu? Ambalajı açılmışla ambalajı açılmamış bile farklı. Adamı ikna edemiyorsun. Normal fiyatından daha aşağı para veriyorsun. Olmaz kardeşim. Ya diyorsun ki bir kere açıp kapattım bu telefonu ya. Açtım. Hoşuma gitmedi ya da o anda bir paraya sıkıştım. Geri verdim. Olmaz diyor. Normaldeki fiyatı 100 bin liraysa buna diyor 97 bin lira veririz diyor. Niye? Orijinalliği bozuldu diyor. Yani bir ambalajının bile açılması, işte insanın da bir orijinalliği var. Tertemiz olacak. Mühürlü olacak. İffetli olacak. Rabbim öyle olmayı nasip eylesin. Amin. Evlatlarımızı öyle yetiştirmeyi nasip Amin. Eylesin. Evet. Şimdi İnsan işte o orijinalliğini muhafaza ederse, o temizliğini Allah'ın fıtratta verdiği, o güzelliği, o temizliği muhafaza ederse eğer ve helal yoldan nikahlısıyla bu birlikteliği yaptığında sevap kazanıyor. Ama Allah muhafaza gitse, zina etse o zaman ne oluyor? Hem günah, hem pişmanlık, hem de hastalıklar. Ya dünyada da pişmanlık, ahirette de pişmanlık. Zina sebebiyle ne kadar çok hastalıklar oluyor değil mi? Allah-u Teala muhafaza eylesin. Demek ki Rabbimiz bir kanun koymuş arkadaşlar. Adam diyor ki bana ne diyor ya? Niye bir taneyle yetinecekmişim ki diyor. Ne zaman canım ne isterse onu yaparım diyor. Bugün şöyle istedi canım, bugün böyle yaparım. Bu sene böyle istedi, bunda takılırım. Öbür sene bu tiple takılmak istedi, öbür sene bu tiple takılırım. Her sene ayrı bir tiple takılmak istiyorum. Her lezzetten tatmak istiyorum. Yok ya, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu dünya cennet değil, unutma. Burası imtihan yeridir. Cennet, cennet öbür tarafta. Cenneti kazanmak istiyorsan dişini sıkacaksın, sabredeceksin. Bu adamlar boşuna mı sabrediyorlar? Bu iffetli kadınlar boşuna mı sabrediyorlar? Ya niye bu kadar sabrediyorlar? Niye ömürleri sabırla geçiyor? Yoksa nefis herkeste var değil mi? Nefis herkeste var. Herkesin canı ister ama bu nefsimize dur diyeceğiz. Sadece helalleri yaşayacağız. Haramlardan uzak duracağız. Öyle olduğu zaman bak ne güzel. Nikahla beraber, evlilikle beraber artık hep sevap, karı koca birlikte olması, birlikte yatmaları bile sevaba dönüşüyor. Elhamdülillah. Rabbim aramızdaki genç kardeşlerimize de en kısa zamanda evlenmeyi nasip eylesin. Amin. Evli olanlara İslami yaşantılar nasip eylesin. Amin. Yuvalarına huzur ve bereket ikram eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice annemiz arasındaki, Ayşe annemiz arasındaki sevgiyi, muhabbeti, vefayı cümlesine nasip eylesin. Amin. Hadislerin açıklaması. Yüce Rabbimiz yaptığımız her iyiliği sadaka kabul ediyor. Yaptığımız her güzel şeyden dolayı bize sadaka vermiş gibi sevap yazıyor. İslamiyet ne güzel din ya Rabbi. Ve Rabbimiz ne lütufkar bir Rab. Güzel dinimiz zengin fakir her insanın sadaka sevabı kazanacağını söylüyor. İnsan bir marifeti varsa çalışır, iş yapar. Yoksa amelelik yapar, para kazanır. Böylece darda zorda kalana yardım eder. Bunları yapamıyorsa yapabilene akıl verir, iyilik yollarını gösterir. Yani parası yok. O zaman ne yapar? Aklını kullanır, aklıyla faydalı olmaya çalışır. Yani yollar çok elhamdülillah. Şayet bunu da yapamıyorsa o zaman kimseye zarar vermemeye çalışır. Hiç olmazsa zarar vermez. Bu da bir iyilik yoludur. Oturduğu yerden tesbih çeker, Sübhanallah der, Elhamdülillah der, Allahu Ekber der, La ilahe illallah der. Bunların hepsi ona sadaka vermiş gibi sevap kazandırır. Bak sevap yolları ne kadar çok ama nefis bizi aldatıyor. Telefonu elimize alıyoruz, saatlerce sosyal medyada
efendim şu platformda, bu platformda videolar izle, fotoğraflar seyret. O arkadaşım ne yapmış, bu arkadaşım ne yapmış, o nereye gitmiş, bu nereye gitmiş, o nerelerde takılmış. Saatlerce bunlarla vakit geçiriyoruz. Halbuki faydası var mı? Yok. Zararı var mı? Çok. Bir vaktimiz gitti, geri gelmiyor. İkincisi, belki orada kötü günah manzaralar var, onlara denk geleceğiz. Bu da bir kötülük oldu. Sağlığımıza zararlı, gözümüze zararlı, beynimize zararlı, kalbimize zararlı. Mesela akşam yatmadan önce diyor, 1-2 saat önce mavi ışıktan uzak kalın diyor. Biz şimdi telefonla uyuyoruz böyle. Bir kalkıyoruz telefon elimizde. Birini aramışız bazen telefonla. Uyku halinde. Ne işler ne işler. Yani o telefon yataktan her an nereden çıkacağı belli değil. Değil mi? Yastığın altından çıkar, yorganın altından çıkar. Halbuki uzak durmamız lazım. İşte bu da zamanın imtihanı. Sağlığımız için de uzak durmamız lazım. Özellikle çocuklar yatmadan 2 saat evvel telefonla, sosyal medyayla irtibatlarını bilgisayarla kesmeliler. Mümkünse yapabildiğimiz kadar yapalım. O mavi ekrandan uzak durmaları lazım. İnsanın eşiyle beraber olmasına, böylece haramlardan korunmasına bile sadaka sevabı kazandıran dinimiz ne güzel dindir. Sabah akşam şu cümleyi söyleyelim. Radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyya. Ne demek? Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Razı olduk ya Rabbi. Senden razı olduk ya Rabbi. Sen de bizden razı ol ya Rabbi. Rabbim hepimize rızasına eren kullardan olmayı nasip eylesin. Amin. Hadislerden öğrendiklerimiz. Bir, gücümüz yettiği kadar sadaka vermeliyiz. Vermek çok güzel bir şey. Allah için bolca vermek lazım. İki, esasen yaptığımız her iyilik bize sadaka sevabı kazandırır. Zaten yaptığımız iyilikler sadaka sevabı kazandırıyor. İyilikleri çoğaltmak lazım. 3. Çalışıp sadaka verme imkanımız yoksa başkalarına iyi, doğru ve güzel olan şeyleri tavsiye etmemiz bile bize sadaka sevabı kazandırır. Diyorsun ki kardeşim gel namaz kıl. O namaz kılıyor, sen de sadaka sevabı kazanıyorsun. Kardeşim gel şöyle bir iyilik yap, gel sohbete gel. Sohbete getirdiniz bir, bak herkes birbirine vesile oldu değil mi? Bir arkadaşına paylaştın, az görmeyin bunu arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşmak çok kolay ya. Hazır, her şey hazır, hazırlanıyor. Bir tuşa basıyorsun. Mesela bizim şu bu camide yaptığımız der, El Edebül Müfret dersi. Bunun afişini hazırlayan arkadaş, bu afişe, ben bunları kendim hazırlamıyorum. Bazen arkadaşlardan arıyorlar, diyorlar ki, selamun aleyküm, aleyküm selam, hocam bana bir afiş yapar mısın diyor. Zannediyor ki bu afişleri ben yapıyorum. Kardeşim ben ne anlarım afiş yapmaktan ya. Yani hani bazen el yordamıyla o hikaye oluşturma bölümlerinden çakma afişler, zor durumda kaldığımızda yapıyoruz. Ya da bazen programları kullanmak zorunda kaldığımız böyle istisnai durumlar olabiliyor ama benim oturup ona nasıl vakit harcayayım yani? Ben pazartesi sohbeti ayrı afiş, cuma ayrı afiş, edeb-ül müfret dersi ayrı afiş, pazar sabahı ayrı afiş. Benim işim afişçilik olması lazım. O ayrı bir dal. Ama insanlar zannediyor ki bu afişleri ben kendim yapıyorum zannediyor. Nasıl yapayım ben onu? Eskişehir'in bir ilçesinin bir köyünde imam arkadaş bu afişi yapıyor. Hem de onu ben bulmadım. Mevla Teala bizi ona buldurdu. Kendisi bir gün aradı, dedi ki hocam, dedi, siz dedi sosyal medyada aktif kullanıyorsunuz, güzel sohbetler yapıyorsunuz. Ben de dedi size dedi afiş yapayım dedi. Allah Allah. Subhanallah. Görüyor musun sen? Mevla bir insan için bir hayır murad etse, bütün dünya bir araya gelse ona zarar veremez. Mevla da bir insan için bir zarar murad etse, bütün dünya bir araya gelse ona fayda veremez arkadaşlar. Biz bunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla biz samimi olursak, iyi yolda olursak Mevla kapılar açıyor ama bizde problem var. Biz her zaman bu samimiyette olamıyoruz. Niyetimizi sağlam alamıyoruz. Hep insanlardan bekliyoruz. Hep vesilelerden bekliyoruz. Hep kendi elimizle yapmaya çalışıyoruz. Halbuki Mevla'ya bıraksak, ama çalışacaksın, gayret edeceksin, durmayacaksın.
Sürekli gayret edeceksin. Onun yolunda olacaksın. Bir bakacaksın Mevla çıkan. Allah razı olsun, binlerce kez razı olsun bu kardeşimizden. Ve ben şimdi biraz hassasımdır. Çok incelerim böyle. Bugüne kadar da çok afiş yapan arkadaşımız olmuştur. Allah razı olsun, sağ olsun bizlere. Bak bir tanesi burada mesela. Telefonundan elinden geldiği kadar yapar, sağ olsun. Allah razı olsun. Çok irdelerim. Bilir. Bunu buraya yapalım, bunu böyle yapalım. Çok detaycıyımdır. Birçok kişiyi de bezdirmişimdir yani. Demişler yeter tamam artık bizden bu kadar kardeşim. Sen bir türlü ikna olmuyorsun. Bu arkadaş şimdi afişleri yapıyor ya. Bak şimdi ben diyorum ki bu böyle olsa olur mu kardeşim? Şu şöyle olursa olur mu? Bir afişin üzerinde 20 tane değişiklik yapıyoruz bazen. Bir gün dedim kusura bakmıyorsun değil mi hakkını helal et. Yok hocam dedi ya siz beni geliştiriyorsunuz dedi. Allah Allah. He dedim bak kendim gibi bir arızalı adam buldum elhamdülillah. Sonunda bulduk. Bak şimdi değil mi? Öbürleri demek o kadar yapabiliyordu. O adamlarda o kadar yani elinden o kadar geliyor. İmkanı o kadar var. O kadar biliyor. Ona vakit ayıramıyor. Ona belki bu sıkıntı haline geliyor. Değil mi? Adam diyor ki kardeşim bu kadar yapabiliyorum ben yani. Tamam. Ama öbürü de diyor ki hocam Allah senden razı olsun benim hiç aklıma gelmezdi diyor yani bak. Sen diyor burada katkı sundun bana. Ben diyor başka yerlere gönderiyorum. Hiç itiraz etmiyorlar. Gönderdiğim her afişi kabul ediyorlar. Ama diyor sana gönderiyorum. Sen bir türlü kabul etmiyorsun. E burada böyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Ama diyor bunlar benim de hoşuma gidiyor diyor. Bak işte. Elhamdülillah. Mevla'nın nimetleri arkadaşlar. Rabbimin lütufları, ikramları. Nereden geldik bu konuya? Adam Eskişehir'in bir ilçesinin bir köyünden şu Üsküdar'daki derse hizmet ediyor. Ya. Sosyal medyada bu afişi görüp paylaşıyorsun değil mi bir arkadaşınla? Efendim birisi görüp geliyor değil mi? O afişi işte oradan yapıyor bir Müslüman. Allah rızası için yapıyor. Hiçbir dünyalık menfaati olmadan yapıyor. Şimdi bu kadar hazırlanmış afiş bak hikayesi ne kadar uzunmuş değil mi? Ya mübarek bunu da paylaşmak çok kolay ya. Bunu paylaşıversek ne olur? He? Bir Müslüman görüverir onu. 5 dakikamızı alır. Onların yazılarını hazırlıyoruz. Tek tek öncelerini hazırlıyoruz. Bizim paylaşmamız onu bazen yarım saat, 40 dakika, bazen 1 saat sürüyor. Tek tek onların yazıları var, hazırlıklı. Hazır bir şekilde sunuyoruz Müslüman kardeşlerimize. Bir düğmeye basacak, paylaş diye verecek orada. Bir tanesine basacak, bir Müslüman görecek. Belki 100 kişi, belki 200 kişi, belki bir kişi görecek. Fark etmez. Bu da nedir? Bir iyiliktir işte. İyiliğin yolları bu kadar kolay arkadaşlar. Bu kadar çeşitli. Elhamdülillah. Şu sohbetler, 4 yıllık sohbetlerimiz hepsi mevcut. Hamdü senalar olsun. Bu sohbetleri bir kardeşinize gönderebilirsiniz. Bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Hatta mesela daha da çok insan faydalanması için bu sohbetlerden başlık atarsınız. Tamam mı? Şimdi benim bunu yapmaya vaktim yok. İmkan olsa yapsam ama şu dersten 3 tane başlık çıkartsanız, o videonun başına da o 3 başlığı koysanız, ben şunu bugün öğrendim, bu derste öğrendim, öyle paylaşsanız o zaman daha etkili olur. Şimdi bir adamı dümdüz gönderiyorsun. Edebül Müfret dersi 27. Ne var bunda yani? Değil mi? İçinde ne var? Ama içinden biraz detayını alıp, değil mi? Oradan notlar çıkartıp, hem kendin faydalanıp, hem de bundan bunları öğrendik. Allah Allah ya, şunu yazın bakın. Mesela tanıdığınız, samimi olduğunuz insanlara gönderin. Bütün videoyu baştan sona izler adam. Şu hadis-i şerifi yaz oraya. Allah Allah ya, gerçekten öyle miymiş ya? Biz demek ki evde helalinden bir birliktelik yaşadığımızda bu bile sadakaymış, bu bile sevapmış elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla tabii sosyal medyada bu işlerin yaygınlaşması için böyle ilginç başlıklar atmak lazım. Şimdi oraya böyle bir başlık atsanız, videoya bir kapak yapsanız patlar gider. Ama bizim öyle işlerimiz yok yani. Öyle merakımız yok. Video patlasın çok. İsteyen, müşterisi olan kendisi gelir bulur, izler. Hiçbir altıncının siz bağır çağır insan çağırdığını gördünüz mü? Görmedim. Sarraf işini yapar. Bunlar hepsi sarrafın sattığı altından daha değerli bir bilgi. Yani benim şahsi olarak kendi bir kıymetim yok yani ama bu bilgiler kıymetli bilgiler. Her biri şu okuduğum her bir cümle çeyrek altından daha değerli bir cümle. İnsanlar bunu ne yapması lazım? Okuyup araştırıp bulması lazım. Öğrenmesi lazım. Siz de
Böylelikle sosyal medya aracılığıyla da çok büyük sevaplara erişebilirsiniz. Bunlara vakit ayırın arkadaşlar. Bunları yapın. Hem size fayda eder hem de bir Müslümanın daha bunları öğrenmesine vesile olursunuz. Özellikle yakınlarınız, akrabalarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız. Hepsinden mesulüz biliyor musunuz? Evet, siz bu sohbetlere geliyorsunuz. Allah-u Teala binlerce kez razı olsun. Fakat bu sohbetlere gelmekle aslında mesuliyetiniz artıyor biliyor musunuz? Yani benimle her karşılaştığınız gün sizin yükünüz artıyor. Hocam o zaman bir süre görüşmeyelim. Böyle de demeyin ha, bizi bırakmayın. Ya her karşılaştığınız gün size yeni bir sorumluluk yüklemiş oluyorum. Çevrenizde şu sohbete gelseydi, bunu öğrenseydi ne kadar faydalı olur dediğiniz kişiler yok mu? Var. O zaman onları buraya tavlamak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Düşünün ki sokakta bir kişi bir şeyler satıyor. Müşteriyi tavlamak için neler yapıyor? Ne cümleler kuruyor? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Gel abicim, ucuza mallar getirdim. Tam sana göre. Bir daha böyle böylesini bulamazsın. Peki biz bir Müslümanı bir sohbete getirmek için kaç tane ikna edici cümle söyledik? Bir işimiz olduğunda, bir dara düştüğümüzde ne cümleler kullanıyoruz değil mi? Ne fikirler üretiyoruz? He? Darda kaldığımızda beyin ne fikirler üretiyor, ne jimnastik yapıyor? Peki bir kardeşimizi namaza başlatmak için, bir kişinin tevbesine vesile olmak için bunlar hep bizim sorumluluğumuzda. O halde bunlar da iyilik yollarıdır. Hep paraya gerek yok yani. Bu yollarla da iyilik yapabilir, bu yollarla da sevap kazanabilir, sadaka sevabını elde edebiliriz. Evet. 3. Hadisten öğrendiklerimiz. 3. Çalışıp sadaka verme imkanımız yoksa başkalarına iyi, doğru ve güzel olan şeyleri tavsiye etmemiz bile bize sadaka sevabı kazandırır. Yani arkadaşlar bakın, elhamdülillah öyle kolay bir zamandayız ki iyilik yapmak o kadar kolay ki. Mesela eskiden olsa diyelim ki sosyal medya yok. Efendim bu kadar yazma çizme imkanı yok. Buradaki öğrendiğiniz bilgileri bir başkasına aktarmak için bu bilgilerin hepsini ezberinizde tutmanız lazım. Bakın ben bir saate yakındır anlatıyorum değil mi? Bunu bir kişiye aktarmak için bir saatlik bilgiyi ezberlemeniz lazım. E şimdi bugün akşam anlattığımı mı ezberleyeceksin? Cuma'da anlattığımı mı ezberleyeceksin? Pazartesi akşam anlattığımı mı ezberleyeceksin? Pazar sabah anlattığımı mı ezberleyeceksin? Hangi bir nasıl ezberleyeceksin? Zor. Kağıda yazayım desen hiç durmadan ses kayıt cihaz gibi yazman lazım. Bu da az insanda vardır. Habercilerde falan bu özellik vardır. Ama şimdi iyilik yapmak, sadaka, sevap kazanmak o kadar kolay ki bunu buradan bir tuşa basıp bir Müslümana gönderdiğin zaman bitti. Hepsini anlatmış gibi sevap kazanıyorsun. İmkansızlar imkanlı hale gelmiş. Böyle kolay bir dönemdeyiz aslında. Evet, hadisten öğrendiklerimiz 4. Namazlardan sonra yaptığımız gibi otururken veya yürürken Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah dememize bile Allah Teala sadaka sevabı yazar. 5. Güzel dinimiz bizden haramlardan korunmamızı ister. İnsanın günaha düşmemek için eşiyle beraber olmasını bile sadaka olarak değerlendirir. 6. İnsanın kimseye zarar vermemeye çalışması bile ona sevap kazandırır. İyilik yapamıyorsan hiç olmazsa zarar verme, milleti üzme, kırma, dökme, vurma, efendim insanları meşgul etme, insanları fitne yapma mesela değil mi? Şimdi bugün maalesef Müslümanları en büyük meşgul eden şeylerden bir tanesi nedir? Fitne. Fitne. Ya bir faydan olmuyor iyilik, hiç olmazsa fitne yapma. Hiç olmazsa fitne ateşine odun atma. Uzak dur fitneden. Allah-u Teala bizi bu ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Rabbim müminlere birlik beraberlik nasip eylesin. Rabbim sadaka yollarının her çeşidini yapmaya bizlere nasip eylesin. Bir dahaki dersimizde Allah nasip ederse insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmak, güzel söz, bahçeye gitmek, evine götüreceği şehir sırtında taşımak gibi başlıkları okuyacağız. Mevlam okuduklarımızla, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi nasip eylesin. Haftaya Allah nasip ederse sizleri ailece, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, komşularınızla, sevdiklerinizle beraber mutlaka en az 3 kişiyle beraber sohbete gelmenizi, bir hafta boyunca bunun için çalışmanızı,
çevrenizdekileri aramanızı, sormanızı, sohbete hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ve yine bu sohbetleri mutlaka sosyal medya aracılığıyla da akrabalarınıza, eşinize, dostunuza ulaştırmanızı, böylelikle de sadaka sevabı almanızı tavsiye ediyorum. Dualarınızda da bizi unutmazsanız seviniriz. Hususi dualarınızı bekliyoruz. Rabbim cümlemizin imtihanlarımızı kolay eylesin. Bizlere sabırlar nasip eylesin. Rabbim kaldıramayacağımız yük yüklemesin. Mevlam her türlü şerlerden cümlemizi muhafaza ve emin eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.